öğrencinin okula alınması için çocuğun tahtaya yetişmesi gerekiyormuş. 3 yıl beni okula almadılar. Güzellik çok da kötü bir şey değil, aslında çok iyi bir şey. En azından ulaşım kartım bedava oluyor. Sensörlü bazen beni görmesi de böyle yapıyor. Hatta beni görür işte. Cemre, ayakkabı yatacağım ama. Tanımıyorsun adamı. Geliyor sana, aa Rıdvan ne yapıyor? Çocuk. Kadının böğrüne gelecek. Bak bak diyor, adamın boyuna bak diyor. Benim teyze, ben buradayım. Ben o insanları unutmuyorum mesela. Ayağım yere değmese de yani kalbimizin ulaştığı çok uzun yüksek yerler var orada, söyleyeyim. Kraket patladı, girdik. 11 Eylül 1991'de Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy kasabasında 8 çocuklu bir ailenin 5. çocuğu olarak dünyaya geldim. Ailede tek yüce çocuk benim, diğer 7 tane abim ve kardeşlerim, hani aile bireyleri uzun boylu, onlarda cücelik yok, sadece bende var. Ailede tek cüce benim, bu benim şansım. Cüceliğin farklı boyutları var. Cücelik doğum esnasında, doğumdan sonra ve anne karnında. Yani doğumdan sonra bahsettiğimiz yapılan yanlış aşılanmalardan da kaynaklanabiliyor. Çünkü kemik uzamamasına bağlı cücelik oluyor. Ama genel olarak dediğimiz tam cücelik, anne karnında oluşan cücelik. Hani tıpta anlatılan cücelik, anne karnında oluşan cücelik. Bu da hormon eksikliğine bağlı kalıtsal bir hastalık olabiliyor. Kiminde genetik, kimilerinde sadece hormonal olarak oluşuyor. Benimki hormonalmiş, yapılan testlerde hormonal olduğu belirtildi. Tıbbi olarak şöyle, bazı cüce arkadaşlarda vücudun kısa olmasına rağmen organ büyümeleri olduğunda, organları normal yetişkin bir bireymiş gibi büyüdüğünde onlar için sağlıksal bir kalıtsal bir sorunlar olabiliyor. Ama benimki hormonal olduğu için benim vücudum kısa, organlarım da vücuduma göre. Yani boyum 1 metre olduğunda, yani 1 metredeki çocuğun organları nasılsa benimki de boyumla alakalı büyüme olmuyor. Sadece boyuma göre. Mesela dikkat ettiyseniz göğüs kafesim normal, kemiklerim normal. Herhangi bir dalak şişmesi veya böbrek şişmesi yok bende. Fiziksel olarak zorluğu var mı? Elbette var. Bunu ben çok yaşadım. Yani 15 yaşına kadar hemen hemen her gün kafama taktığım olaylardı bunlar. Yani bakıyorsun. Arkadaşların uzun boylu, işte sen bir kardeşin oluyor mesela, kardeşinin boyu seninkini geçiyor. Arada 10 sene olmasına rağmen mesela sen hep yerinde sayıyorsun. Bu yani psikolojik olarak zorlasa da fiziken de bazen mesela bir şey almaya istiyorsun, alamıyorsun, tuvaletin ışığını yakmaya çalışıyorsun, yakamıyorsun gibi. Ama tabii çözdük biz onları, alternatif olarak sopa taşıyoruz yanımızda. Sopayla ışığı şey yapıyoruz. Yeni taşındığımız ev ona göre dizayn edildi. Işıklar hemen hemen 75 santim yerden, prizler de yerden 30 santim yukarıda. Yukarıda ışığı olan var mı? Yok. Zaten ara koridorda şey, sensörlü. Bazen beni görmesi de böyle yapıyor işte. Hatta beni görür işte. Sıklama falan yapıyorum. Aa, öyle çözüyoruz onu. Önceden yani ben okula kaçta başladım? 99'da başladım ben. 3 yıl geç başladım. Çünkü o dönemde öğrencinin okula alınması için çocuğun tahtaya yetişmesi gerekiyormuş. Tahtada yerden yani 75-80 santim uzun olduğu için ben yetişemiyordum. Hatta şimdi çok ilginç bir olaya geçeceğim, hikayeme geçeceğim. 3 yıl beni okula almadılar. Okul müdürünün aynı köylüm olmasına rağmen beni okula almadılar köyde. Ondan sonra tabii ben o üç sene abim, şu an kendisi çapatıklı doktor, abim bana evde okuma yazmayı öğretiyordu. Ben 3 sene sonra okula başladığımda ben zaten 3. sınıfa gidiyormuş gibi bir dersle başladım. En sonunda babam bana bir tane merkezden, o zaman köyde oturuyordu, Bozköy'de, merkezden bir tane kırmızı sandalye aldı. Bana dedi ki bunu okula götür,
tat ya bununla yetişirsin. Dedim hay Allah razı olsun. Çünkü ya eğitim hayatım gidiyor, anladın mı? Hani evrensel insan hakları bildirgesinde ne var? Eğitim hakkı, sağlık hakkı ve barınma hakkı. Hani ikisini tamamlasam da eğitim hakkım elimden alınıyordu bir nevi. Çünkü okula almıyorlardı beni. Köydesin, cahilsin. Hani yasal bir yere başvuramıyorsun. Hani zaten annem köy kadını. Nereden bilsin nereye başvuracağını kadıncağız. Babam o sandalyeyi alınca ben 15 yıl o sandalyeyle okudum. Ki zaten ilk öğretimde daha kısaydım. Belki de 65 santim mi neydim? Bir gün eski dosyalar bulursam okuldan ben size iletirim Sinem Hanım. 65 veya 70 santim, yani tahtanın çok aşağısındaydım. Ama o kırmızı sandalyeye çıktığımda normal çocukluk arkadaşlarım kadar oluyordum. 5 sene o sandalyeyi benim arkadaşlarım her gün okula getirip götürdüler. Yazlı kışlı sonbaharda yağmurda yaşlı kızlar. Sandalyeyi getirip götürdüler. Sonra ne oldu? 6. sınıfa geçtiğimiz artık tahtayla bir ilişkimiz olmadığını anladım ben. Gerek yok değil mi? O sandalyeyi hala saklıyorum. Her köydeki evin çatısında duruyor bir yerde. Umarım bir gün onu hazineden çıkaracağım ben gidersem. Abim İstanbul Üniversitesi'ni kazanınca benim de lise hayatım Niğde'de zor oluyordu. Buraya taşınmayı düşündük. 2009'un bir Eylül akşamında Kasımpaşa'ya geldik. Kasımpaşa'da stadın yanında hemen çok böyle tam mahalle dediğimiz, hani mahalle kültürünün hala yaşadığı bir yere taşındık. Minimum 10 sene orada oturduk. Liseye geldim buraya. Fındıklı Lisesi'nde okudum ben. O zaman Fındıklıydı. Şimdi Fındıklı Sağlık Meslek Lisesi oldu. Çok güzel karşılandım. Gerçekten çok güzel. Hatta ilk girdiğim günden, hani ilk girdim. İkinci gün biz teneffüste arkadaşlarla kantine bir yemek yemeye gitmiştik. İkinci gün bana şey dediler. Biz dedi öğlen yemeğini de dışarıdan söylüyoruz. Para topluyoruz. Herkes para topluyordu. Dışarıdan yemek söylüyorduk okula. Hani kantinden yemiyorduk. Buradan Kemal abiye de çok selam. Kantinciye çok selam olsun. İnşallah izler bunu. Ama iyiydi. Lise hayatım çok iyi geçti gerçekten. Okul başkanlığı da yaptım. Beni okul başkanı seçtiler. Orada ilçe işte okul öğrenci meclisi işte başkanlığı yaptım. İl Milli Eğitim Müdürü'yle tanıştım o zaman, Muammer Hoca. Şu an kendisi Milli Eğitim'de ne derler ona? Bakandan sonra gelen müsteşar. Müsteşarlık yapıyor şu an kendisi. Hocam bunu da okursanız artık benimle gurur duyarsınız. Şu anki kız arkadaşım Cüce. Cüceler genelde evet, çünkü şey derler, size ataerkil var ya, davul bile dengi dengi hani. Ama davulun sesi uzaktan hoş gelir. Yakına geldik mi davul rahatsız eder. Hani illa cüceyiz diye cüceyle bir ilişki kurmak mantıklı değil. Ama şu da var, ben şunu söylerdim hani. Artı eksiği tamamlamalı. Ben şunu düşündüm. Eğer kız arkadaşım uzun boylu olursa, en azından benim yetişemeyeceğim yerlerde, mutfakta veya başka yerde bana yardımcı olabilirdi. Ama kısmette Mine varmış. Mine oldu. Mine de cüce. Ben de cüceyim ama Mine hala cüceliğini kabul etmiş değil. Ona yavaş yavaş açılıyorum ben sonuçta. Ondan biraz yaşça büyük olduğum için, 2-3 yaş büyüğüm. Ben ona artık cüceliği kabullendirme sürecinde biraz daha psikososyal destek veriyorum. Sizden daha uzun birinden hoşlanıp açılamadığınız oldu mu? Yok ya, ben hepsine açıldım valla. O kadar da terbiyesizdim yani, ben hepsine açıldım yani. Hepsine söylemişimdir. Vardı mesela çocukluk arkadaşım dediğim, hani sevdiğim, hani ismi Ayşe'ydi hani. Ayşe'ye söylemiştim direkt. Ayşe de nazikçe demiştik hani. Ben şu an düşünmüyorum. İlerleyen süreçlerde belki olur. Ama olmadı. Ayşe evlendi şu an. Ona mutluluklar diliyorum. İnşallah eşiyle de mutlu bir ömür sürerler buradan. Ayşe'ye de çok selam olsun. Yılın 2021 olması insanların beyninde, kafasındaki düşünceyi değiştirmiyor. Bazen otobüse biniyorsun mesela, şey diyorlar mesela, yaşlı teyzeler var mesela, kadının böğrünü delecek, bak bak diyor, adamın boyuna bak diyor. Benim teyze, ben buradayım. Diyorsun şimdiki gençler cevap veriyor, terbiyesizler falan. Ben terbiyesiz oldum. Ya dedim, bana sorsana, benim zaten böyle bir kompleksim yok. Yani ben sana sorduğun her soruya cevap veririm. Mesela bazen bir restoranta gidiyoruz. Hani işte oturuyoruz. Mesela yan masadan müdahaleler oluyor hala. Bir restoranta gitmiştim. Ayağınız yere değiyor mu, zorlanıyor musunuz? Böyle soru soran
aptal insanlar vardı. Ciddi diyorum bak. Vallahi vardı. Yaşadım ben bunu. Ama şöyle bir de şeyim var. Zihin zekam var. Ben o insanları unutmuyorum mesela. Hani bazen DM'lerimi kontrol ediyorum. Acaba bu adam bana yazacak mı? İnşallah yazar. Hani ayağım yere değmese de yani kalbimizin ulaştığı çok uzun yüksek yerler var, onu söyleyeyim. Aslında ben şunu söylerim. Kendiyle şaka yapabilen insan, dalga geçebilen insan her şeyi kaldırır. Ben kendim söylüyorum. Yani az önce de dedim hani kamera orada, ben buradan nokta gibi gözüküyorum. Aslında hani şey, niyet önemli biliyor musunuz? Bir insanın sizle dalga geçme niyetini anlayabiliyorsunuz. Mesela hiç tanımıyorsun adamı, geliyor sana, aa Rıdvan ne haber diyorsun. Tanımıyorum baba ben seni. Niye saçımı oynarsın ki? Veya hani anladın mı? Mesela bazen işte aa işte oraya yetişemezsin, dur ben sana yardım olayım. Zaten ben oraya yetişemeyeceğimi biliyorum. Onun için yanımda gençlerle dolaşıyorum. Genç kardeşlerimle geziyorum. Mesela ben sokağa tek çok çıkmam. Hani en yakın arkadaşlarımla beraber çıkarım mesela. Hani onlarla çıkarım ki en azından bir şey olduğunda hani onlar müdahale etsinler tarzında. Zaten sağ olsunlar müdahale de ediyorlar. Ama dediğim gibi bana söyleyiş niyetleri çok önemli. Bir sözü anlayabiliyoruz. Kırıcı olup olmadığını anlayabiliyoruz aslında. Bazı yerlerde hani taş yerinde ağırdır muhabbeti var ya. Muhabbet içinde espri yaparken alınmıyorsun. Ama öyle bir noktada şu kadarcık bir kelime mesela insanın o günkü psikolojisini demoralize edebiliyor. Ve affedersiniz o günün bok gibi geçmesine neden olabiliyor insanlar. Yani daha önce cüce görmemiş adam. Yani herkesi kendisi gibi 1.70, 1.80 boyunda insanlar görmüş. Ve kısa boylu bir insan gördüğünde istemez garipsiyor. Ve bakıyor, bakışlarıyla aslında seni rahatsız etmek istemiyor ama seni çözümlemeye, tanımlamaya çalışıyor. Aa nasıl oluyor işte boyu 1 metre, sakalı var falan filan. Ama hani şunu söyleyeyim abi, cücelik çok da kötü bir şey değil. Aslında çok iyi bir şey. En azından ulaşım kartım bedava oluyor. Trafikte yer veriyorlar sana, otobüste yer veriyorlar falan. Yani gerçekten hazır olmak lazım, alışkan olmak lazım. Çünkü cücelik sonradan da olabiliyor. Hani doğum sonrasında yapılan aşılama sürecinde de yanlış aşılamalarda mesela kemik gelişimi engellendiğinde o da cüceliğe giriyor. Mesela Rus bilim adamı var. Lizar mıydı ismi de? Lizar mıydı neydi ismini unuttum. Bu adam kemik geliştirmeyle mesela 8 seansta 30-35 santimetre uzatmayı bulmuş adam. Ama yaptırır mıyım? Asla. Çünkü ben böyle mutluyum. Niye? Ne yapayım? Zaten 30 yaşına gelmişim. Sırtı 30... boyunuz kaç santim? 97 santim. Bu videoyu izleyecek arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bir kere ön yargılarımızı artık atalım. Ön yargılarımızı yıkalım. Biz uzunuyla, kısasıyla, orta boylusuyla, sarışınıyla, esmeriyle, siyahıyla, beyazıyla hani bu coğrafyayı paylaşalım. Kimse kimseyi ötekileştirmez. Kimse kimseyi garipseyerek bakmasın. Hatta uzaktan bakmasınlar. Gelsinler, keşke tanışalım hepsiyle. Ben çok isterim. Acaba uzaktan biri bana baktığında mesela bana bazen özel mesaj hani DM kutusundan direkt mesajdan şey geliyor. Abi bugün yanına gelecektim ama yanlış anlarsın diye çekindim diye çok mesaj alıyorum. Ben asla. Gelin tanışalım, kahvemizi içelim, konuşalım. En azından dertleşelim. Belki bir derdimiz vardır. Kimseye anlatamadığımız, bir daha göremeyeceğimiz bir insana bir derdimizi anlatabiliriz. Bu çok güzel bir şey. Kaynaşmak lazım. Kaynaşalım. Tanıyalım. Acaba bir cücenin hayatı nasıl? Bir cüce bir günde ne yapabiliyor? Bir cüce bir günde bir şey yapabiliyor mu hatta daha doğrusu? Onu çözümseyelim ve buna kendimizi alıştıralım. Çünkü yarın bir gün bu insanlar ebeveyn olacak. Böyle hasta demeyelim de hani cüce bir bireye sahip olduklarında, cüce bir evlatları olduğunda en azından o psikolojiye alışsınlar. Bugün benim bir cüce çocuğum olsa ben garipsemem. Annem de garipsemez, babam da garipsemez. Belki abim garipser çünkü şey diyecektir. Seninki genetik değil, senin çocuğun niye cüce oldu der. Kendisi moleküler biyoloji uzmanı olduğu için abim garipser ama diğer türlü kimse garipsemez. En azından bizi bilen, aile soyu olarak bilen hani Niğde'deki tanıdıklarımız veya mahalledeki tanıdıklarımız, buradakiler şey der, zaten cüceydi, çocuğunun cüce olması normal. Ama yarın bir gün 2 metre veya 1.80 boylarında iki tane bir yetişkin bireyin çocuğu hormon eksikliğinden cüce olursa onlar çok büyük psikolojiye alışmak zorunda kalırlar. Annem 6 yıl ağlamış. Yani kadın bilmiyor çünkü ne yapsın. Hani
4 tane çocuk normal doğumlu oluyor. Ben de köyde doğmuşum zaten. Uzun boylu. Beni 6 ay sonra fark ediyor annem. Tabii rahmetli dayımla, gerçekten çok sevdiğim bir dayım rahmetli. Allah rahmet eylesin. Beni Kayseri tıpa götürüyorlar. Orada doktor diyor ki, bunu diyor hiçbir yere götürmeyin. En fazla 1 metre olur. Çünkü hormonal diyor, genetik değil diyor. Testlerde hormonal olduğu çıkıyor. Tabii annem garibim diyor ki, ya diyor işte benim diyor Almanya'da dayılarım var işte. Götürelim, belki orada tedavi farklıdır. Doktor bey diyor ki, sakın diyor. Hiç gerek yok diyor. Keşke o zaman gitseymişiz. Bir Almanya görmüş olurduk o da. Bir Almanya görmüş olurduk. Yani 6 yaşına kadar bu kadın bir fil ağlıyor, üzülüyor falan filan. Şimdi de işte böyle popüler olunca artık şey diyorum. Aa diyorum bak, ağladın ne oldu? Ağladın ne oldu baba? Ay yani her şey yerinde sayıyor. Aa yani ben üzülmüştüm yani ağladığını duyduğumda. Çünkü bilmiyordum hani üzüldüğünü bu kadar. Ama üzülecek de bir durum yok bence. Çünkü o çok sağlıklı şu an.